Peki. Aslında az önce de ifade ettiğiniz gibi operasyonun merkezileştirilmesi ve tek bir yerden yönetim kontrol merkezinin oluşturulması aslında bu işin en göbeğinde yer alan temel bir alan. Tabii bunu yaparken de şehirlerde çok farklı modellerde ve farklı üreticilerin kamera sistemleri ve sensörleri bulunmakta. Tabii bunu tek bir ana çatıda toplayan yazılımlar mevcut ve bu yazılımlarla ciddi anlamda kamera maliyetlerinin, yönetim maliyetlerini düşürebiliyorsunuz ve operasyon tarafında kullandığınız kişi sayılarını azaltabiliyorsunuz. Yani günümüzde işte video call'larla bütün bir şehri ayrı ayrı izlenirken şu anda artık geldiğimiz noktadaki teknolojilerde gerçekten olay anında olayın olduğu yere o kameranın otomatik olarak yönlenmesi ve bunun merkezde bir alarmla bildirilip bu alarm olduktan sonra kişinin buna odaklanması gibi teknolojiler uyarıcı anlamda çok önemli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Diğer bir taraftan da harita bazlı okumalar yapılıyor. Artık haritalar üzerinde şehirler tamamen oturtulmuş durumda ve bu harita bazlı olarak, lokasyon bazlı olarak nokta atışı diyebileceğimiz şekilde olayın nerede gerçekleştiği ve en kısa sürede hangi ekibin olay yerine ne kadar sürede intikal edilebileceği öngörülebiliyor. Tabii ki dediğimiz gibi bu yazılımlar sayesinde koca koca dediğimiz böyle büyük şehirler artık çok ve kolay bir şekilde yönetilebilir hale geldi diyebiliriz.